Show Ana Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümü öncesinde etkinliklerde kullanılacak yeni logo belirlendi. Resmi internet sitesi hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kurulan sitede Türkçenin yanı sıra 6 yabancı dilde hazırlanan 15 Temmuz videoları da yer aldı. Hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Demokrasi ve Milli Birlik Günü için yeni logo tasarlandı. Kurumsal kimlik oluşturulması için bir de internet sitesi kuruldu. Bir an bile düşünmeden şehit oldu, gazi oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından geldi o hamle. 15 Temmuz etkinlikleri öncesinde hizmete açılan internet sitesinde fotoğrafların yanı sıra Türkçe ve yabancı dillerde videolarda yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı genelgesi çerçevesinde afiş, poster, davetiye, zarf, torba ve kitap ayracı gibi 15 Temmuz ana eşyalarının standartları da belirlendi. Etkinliklerde kullanılacak tüm bu verilerin yer aldığı internet sitesine www.15temmuz.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı tamamen yerli ve milli imkanlarla dikkat çekici bir operasyona imza attı. Terör örgütü PKK'nın bir üst düzey yöneticisi ilk kez Kandil bölgesinde etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelede bir ilke imza atıldı. PKK'nın üst düzey yöneticisi örgütün Kandil Dağı'ndaki ininde etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün sözde ana karargahının bulunduğu Kandil'de Kortek Virajları bölgesinde düzenlendi o önemli operasyon. Türk Silahlı Kuvvetleri Milli İstihbarat Teşkilatı işbirliğiyle gerçekleştirildi. Hedefteki isim PKK-KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyinin 7 üyesinden biriydi. Ateş! Güvenlik güçleri Halmat Diyar Kod adlı Diyar Garip Muhammed'i uzun süredir takip ediyordu. Kanlı örgüte 1992 yılında katılan 46 yaşındaki terörist PKK'nın Irak sorumlusuydu. Reyhanlı'da el yapımı patlayıcılarla yüklü otomobil havayı uçmuş cuma namazındaki cemaat faciadan 50 metreyle kurtulmuştu. Patlayıcı yüklü o aracı Reyhanlı'ya getiren 3 Suriyelinin kiralık olduğu ortaya çıktı. Anne bu nasıl oldu ya? Ödüm koptu ya. EYP yüklü otomobil Reyhanlı'da patlamış, içindeki 3 Suriyeli ile birlikte havaya uçmuştu. O Suriyelilerin para karşılığı bomba sevkiyatı yaptığı ortaya çıktı. Nasıl iştir bu arkadaş ya? Allah belalarını versin. Geçen cuma günüydü. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki bir araç bir anda patlayıp alev topuna döndü. Zaten alıştık biz bu patlamalara da, çatlamalara da. İlk incelemelere göre araçta ölen 3 Suriyelinin terör örgütleriyle bağlantısı yok. Ancak uzun süredir Türkiye ile Suriye arasında mekik dokudukları ve adi suçlardan sabıkalı oldukları tespit edildi. Patlayıcı yüklü bu aracı da Reyhanlı'ya para karşılığı getirdikleri sanılıyor. Saldırının hedefi cuma namazından çıkanlardı. Neyse ki araç camiye 50 metre kala havaya uçtu. Yine ilk incelemelere göre araçta bulunan cep telefonunun bomba düzeneğine bağlı olduğu sanılıyor. Erken patlamanın nedeni de araç camiye yaklaştığında telefondan merkeze giden konum sinyali. Sinyaldeki o karışıklık olmasa teröristler cuma namazını kana bulamış olacaktı. Ne olur yapmayın, eşim hamile. Genç adam trafikte tartıştığı magandaları böyle sakinleştirmeye çalıştı ama başaramadı. Hamile kadının feryatlarını aldırmayan magandalar genç çiftin otomobilinin camlarını yumrukladı, aynalarını kırdı, yetmedi üzerine çıkıp tepindi. Utanç verici o görüntüler geliyor şimdi ekranlarınıza. Polisi arıyorum. Bak bu kadın hamile. Arıyorum, bu anneyim. Yapsana bak, hayvan herif. Hayvan herif, ne yapıyorsun?
Hamile kadının feryadına aldırış bile etmediler. Şehir eşkıyaları böyle terör estirdi. Bu kadın hamile. Bu kadın hamile. Korktum açıkçası, dedim ben ne yapıyor bu adam? Anneyim yapsana bak hayvan herif. Geldi arabana zıpladı, camını kırdı. Zaten kaydını çektim de. Bu dehşet anları Pendik D100 karayolunda yaşandı. Yunus Emre Bahçıvan hamile eşiyle birlikte restorana gitmek için yola çıktı. Ama o hafta sonu keyfi kabusa dönüştü. Emniyet şeridinden önümüze girmeye çalıştılar. İşte eşim hamile olduğu için ben ani hareketlerden kaçınıyorum sürüş esnasında. Dolayısıyla yol vermedim. Daha sonrasında orta şeride gelip tekrar beni sıkıştırdılar. Polisi arıyorum. Trafik magandaları Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan'ın aracının önünü kestikten sonra araçlarından indi. Karı koca çifte adeta kabusu yaşattı. Hayır, polisi hamile. Bak bu kadın hamile. Bu kadın hamile. Hamile. Bu kadın hamile. Kapıları kilitledim, camlarımı kapattım. Bu adam defalarca camı yumrukladı. Yunus Emre Bahçıvan'ın uyarılarına aldırış etmediler. Tamam, arasana polisi. Arıyorum o anneyim. Yapsana bak hayvan herif. Tamam. Hayvan herif, tamam. Ne yapıyorsun sen? Tamam. İçeriden bağırdım hamile bu kadın diye. İşte buraya yumrukladılar. Cama yumruk attılar. Biraz camı araladım, çok az. Sesimi duysunlar diye. Bu kadın hamile dediğim halde devam ettiler. Eşim arabadan inseydi zaten halimiz ne olurdu? Hırsını alamayan maganda bu kez aracın üstüne çıktı. Ayak darbesiyle kaputu eğdi. Belindeki silah da kameraya böyle yansıdı. Ne yapıyorsun, hamileyim ben, yazık, ayıp 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 hayvan. Belinde bir çıkıntı ve açılan bir yer var, böyle silah görünüyor. Allah korumuş diyorum yani. Başka kişiye de böyle bir şey yapmalarını istemiyoruz. Allah hayırlı insanlarla, iyi insanlarla karşılaştırsın. Tamam. Bahçıvan çifti ilk şoku atlattıktan sonra olay yerine gelen polis ekipleriyle birlikte polis merkezine gittiler ve o iki trafik magandasından şikayetçi oldular. Pendik polisi plakadan o sürücüye ulaştı. Cenazede olduğunu söyleyen adam yarın polis merkezine gidip ifade verecek. Arıyorum o anneyi. Önceki gün yatta çekilmiş fotoğrafları, son model jipleri, spor arabaları çıkmıştı ortaya. Bugün de Konya'daki güya dev tesisinin son hali görüntülendi. İşte TOSU'nun çiftlik bankının son hali. Nerede bu adam? TOSUncuk yok. 132.222 kişiyi dolandırdı. 1 milyar 200 milyon lirayla kayıplara karıştı. Önceki gün cipte, yatta çekilmiş yeni görüntüleri ortaya çıkan TOSU'nun sözde fabrikasından geriye de sadece tabela kaldı. Çiftlik bank hayalleri suya düştü. Yerinde yerler esiyor. TOSUN lakaplı Mehmet Aydın 2 yıl önce Konya'daki bu arazide 35 bin hayvanın olduğu dev bir tesis kuracağını iddia etmişti. Nerede bu adam? TOSUncuk yok. O görkemli açılışın ardından TOSU'nun dolandırıcı olduğu ortaya çıktı. Sözde tesisinden geriye de işte sadece bu tabela kaldı. O da elin memleketinde keyfini sürüyor. Mağdurları 5 kuruşsuz kalsa da TOSUncuk lüks yaşamına devam ediyor. Tek istekleri de firari Mehmet Aydın'ın yakalanması. Kadına şiddetin bahanesi bitmiyor. Bu kez bir eşkıya neden hayvanları yanlış ahıra soktunuz dedi. İki kadını tekme tokat dövdü. O maganda komşunun görüntüleri var sırada. İki aile arasında ahır kavgası çıktı. Hayvanlarınız benim ahırıma girdi diyen adam kadınlara acımasızca saldırdı. Mahalleyi karıştıran olay Sakarya Karasu'da yaşandı. İddiaya göre bu iki kadının hayvanları yanlışlıkla bu adamın ahırına girdi. Öfkeden göz dönen adam önce önüne çıkan kadını itti, sonra da yumruk darbeleriyle yere serdi. Ardından da acımasızca mahalleliye saldırdı. Yanlış ahır kavgası gitgide büyüdü. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Olay yerine jandarma geldi. Darp edilen kadınlar o adamdan şikayetçi oldu. Hayvanlara hala can değil mal gözüyle bakılıyor. Bu yüzden az sonra izleyeceğiniz haber bir cinayet değil. Mala zarar verme vakası. Georgie 12 yaşında bir köpekti. Yol kenarında uyurken bir cani tarafından tüfekle öldürüldü. Evladımı kaybettim diyen köpeğin sahibi haklı olarak isyanda.
zekalı. Her arabaya peşinden koşuyor. Evet, adam köpek havlıyor diye geliyor. Evet. Ve köpeği tüfekle öldürüyor. Hiç acımadı. Motosikletle geçerken havlıyor diye tüfekle vurdu. Talihsiz köpeğin canına kıydı. Sen bir hayvanın veya bir canlının canını nasıl alırsın? Figen Önal, 54 yaşında psikiyatri hemşiresi. Ayakları kırılmış bir köpek buldu. Sapanca'ya, annesinin yanına götürdü. Her arabaya peşinden koşuyor. Georgie adını verdiği köpeğe 12 yıldır bakıyordu ta ki düne kadar. Buradan motosikletle geçiyormuş. Köpek havlamış. O da dengesini kaybedip düşmüş. Küfrederek falan gitmiş. O motosikletli 64 yaşında bir adamdı. İddiaya göre eve gitti. Tüfeğini kaptığı gibi geri geldi. Adam elinde tüfekle geliyor ve hayvan orada kenarda uyurken o köpeği orada vuruyor. O sırada Figen Önal'ın kız kardeşi ve annesi balkondaydı. Kadınlar bağırdığı zaman da sizi de öldürürüm susun diyor. Hayvanın sahibini de öldüreceğim diyor. Figen Önal köpeğini öldüren Ocani'den şikayetçi oldu. Ancak can güvenliğinden endişeli, koruma talep etti. Savcıya da şikayetçi olduk. Önce işte adamın tüfeğini almışlar elinden ama tüfeğini almak neye yarar? Serbest dolaşıyor. Meclise kabul edilen kanunla kentsel dönüşüm mağduriyetlerinin önüne geçildi. Müteahhitler karşısında hak sahiplerinin eli güçlendi. Buna rağmen halen pek çok kişinin aklına takılan yeni ev yapılıncaya kadar nerede ve nasıl yaşayacağım sorusuna da devletin sağlayacağı yardımlar ışık tutuyor. Artık ne ev sahipleri ne de kiracılar mağdur oluyor. Devlet kentsel dönüşüme giren evler için hem kiracılara hem ev sahiplerine ayrı ayrı yardım yapıyor. Güzel, çok güzel. Devlet baba sağ olsun ya. Tapu ve imar kanununda değişiklik getirecek düzenleme mecliste kabul edildi. Kentsel dönüşüm projelerinde müteahhitler karşısında hak sahiplerinin eli güçlendi. İşte hemen sol tarafımda gördüğünüz bu binanın tarihi en az 50 yıllık. Hemen o binanın yanındaysa kentsel dönüşüme girmiş bir apartman görüyoruz. İşte kentsel dönüşüm süreciyle hem şehirlerin görseli yenileniyor hem de eski evlerin yerini yenileri alıyor. Ancak akıllardaki soru şu: evimi kentsel dönüşüme verdiğim zaman ben nerede kalacağım? O sorunun cevabı belli. Çünkü devlet mağduriyet oluşmaması için kira yardımı yapıyor. Kendi evimizde. Yani ev sahibiydik ama biz öyle bir yardım falan bilmiyorduk. Her ildeki kira ortalamasına göre yapılıyor o yardım. Evini kentsel dönüşüme verenlere ödenen rakamlarda en az tutar 715 lira. Ancak İstanbul, Ankara ve İzmir'de aylık belirlenen yardım tutarı 1150 lira. Ankara için normaldir. Yani oturabilecek semtler var Ankara'da. O süreçte o kira yardımları devamlı olacak mı? Ev sahipleri süreç tamamlanana kadar her ay bu yardım alıyor. O dairede oturan kiracılar da unutulmuyor. Onlara defaten yani bir kereliğine taşınma yardımı yapılıyor. O rakam da 1430 lirayla 2300 lira arasında değişiyor. O kadar hızlıydı ki direğe çarptı, duramadı, defalarca takla attı. Parçalanan aracın tamponu yoldan geçenlerin kafasına saplandı. Kendini bilmezin biri lüks otomobiliyle magandalık yapsın diye 5 kişi yaralandı İstanbul'da. Üstelik birinin durumu ağır. Yukarıdan aşağı doğru gelirken hızını alamadı. Yayaya da vurdu. Yayayı altına aldı. Lüks otomobiliyle terör estirdi. Aşırı hızla direğe çarpıp taklalar attı. Dehşet anları kameraya böyle yansıdı. Trafik lambasına vurdu, takla atmaya başladı. Burası Sancaktepe. Tuğra Ayvalıtaş adlı maganda yola son sürat girdi. Önce direği devirdi, sonra yayaların arasına daldı. 3 kişiye çarpıp karşı yöne geçti. Taklalar atan araç kaldırımda durup ters döndü. Yukarıdan aşağı doğru gelirken hızını alamadı. 180'le geliyordu tahminen. Yol kenarındaki kadınla çocuklar ucuz kurtuldu. Dehşet içinde olanları izledi. Kazada 5 kişi yaralandı. Birinin durumu ağır. Tampon parçası kafasına sapladı. Yayaya da vurdu. Karadeniz açıklarında teknesi arıza yaptı. 14 saat denizin ortasında kızgın güneşin altında mahsur kaldı. Genç denizciyi ölümden onu radarında görüp imdadına yetişen bir kaptan kurtardı. Nedir durumu? Susuz musun? Aç mısın? Tamam, sıkıntı yok. Panik yok. Denizin ortasında 14 saat mahsur kaldı. Aç susuz beklerken imdadına bu kaptan yetişti. Ay geldik, peşimden geliyor. Buradayım ben, panik yapma.
Burası Karadeniz'in Sürmene açıkları. Bir denizci teknesiyle kilometrelerce uzağa sürüklendi. Makinem mi çalışmadı? Akü mü basmıyor? Tamam, sıkıntı yok, panik yok. Aküsü denizin ortasında bozuldu. Kızgın güneşin altında tam 14 saat yardım bekledi. 12-10 civarı radar ekosu aldık. Neyse ki onu yakınlardan geçen bir geminin kaptanı Resul Akyasan fark etti. Radarda gördüğü tekneye doğru ilerledi. Nedir durumu? Susuz musun? Aç mısın? Hemen sahil güvenlik ekibine haber verdi. Otur dinle, tamam buradayım ben. Gerekirse ben alacağım, gerekirse sahil güvenlik, tamam sıkıntı yok. Çok geçmeden sahil güvenlik ekibi de geldi, denizci kurtarıldı. İki nikah bir arada olur mu? Ağrı Belediyesi bir ilke imza attı. Artık isteyen çiftler hem dini hem resmi nikahı aynı anda kıydırabilecek. Uygulama bugün başladı. Önce dinimizin gereği olan dini nikahı kıyacağız. Önce dini nikah kıyıldı, ardından resmi nikah. Sayın Fatma Barışer, Roşak Velat Zor Bey'im. Eşliğe kabul ediyor musunuz? Evet, tamam. Yeni uygulamayla artık iki nikah bir arada. Sizleri karı koca ilan ediyorum. Allah devamlı sizin mutlu kılsın. Ağrı Belediyesi bir ilke imza attı. İsteyenlerin dini nikahını resmi nikahla birleştirdi. Dini ve resmi nikahı birlikte kıyacağız. Tabii ailelerin isteği üzerine. Yeni uygulamada iki nikah birden kıyılan ilk çift Fatma Roşat Zorbey oldu. Şu şahitlerin huzurunda Fatma Hanım'ı kendime eş olarak kabul ettim. Dini nikahlarının ardından çift evet dedi. Sayın Fatma Barışer, siz kendi hür iradenizle Roşak Velat Zor Bey'i eşliğe kabul ediyor musunuz? Evet. Umre'ye gitmek için biriktirdiği altınları düşürmüş, bir vicdansız da onları yerde bulup cebine atmıştı. Umre hayali yıkılan Arzu teyzeye bugün iyi haber geldi. Şimdi kutsal topraklara gitmek için gün sayıyor. Beşi bir arada, Reşat Osmanlı Reşat'ı. Umre için biriktirdiği altınlarını düşürdü. Başka bir adam bulup cebine attı. Tam hayalleri yıkılmışken imdadına bir hayırsever yetişti. Allah razı olsun. Bana teklif etti Umre'ye gitmemi. Sanki parayı buldum gibi. Arzu Tunç Ümraniye'de bir parkta yürüyüşe çıkmıştı. Birkaç gün önce alt komşusuna hırsız girdiği için tedirgindi. Umre için biriktirdiği Reşat altınlarını da yanına aldı, boynuna astı. Küçük çanta vardı elimde, ona koymayayım dedim, zincire taktım. Zincir boynumda kalmış, altın yere düştü. Çok geçmeden yaşlı bir adam yere düşen o altınları buldu, cebine atıp uzaklaştı. Yaşlı kadın altınlarını alan adama böyle seslenmişti. İnşallah bulunur. Allah merhamet versin o beye de. Onun bu seslenişi yanımsız kaldı. Parkta bulduğu 5 Reşat altınını hiç düşünmeden cebine atan yaşlı adam Arzu teyzenin merhamet çağrısına kulak asmadı. Altınları henüz sahibine teslim etmedi. Ama hayırsever bir iş adamının gönlü onun bu yüzden Umre'ye gidemeyişine razı olmadı. Biz de haberi görür görmez Arzu ablayla iletişime geçtik. Sağ olsun bizi kabul etti, niyetimizi kabul etti. Şok oldum yani. Umre sezonu açılır açılmaz ilk grubumuzda, ilk kafilemizde Arzu teyzemizi oralara kavuşturacağız. Yaşlı kadının altınları hala bulunmasa da Umre dileği kabul oldu. Şimdi gün sayıyor. En çok sevilen yere gideceğim, peygamberimize. Çok sevindim, üzüldüm de. İstanbul bugün yandı, kavruldu. Sıcaktan evde duramayanlar kendini sokağa attı. Kimi gölge bir ağaç altı aradı, kimi kendini Boğaz'ın serin sularına bıraktı. İstanbul yanıyor. Çok sıcak, bunaldık, yanıyor İstanbul. Adana gibi oldu. Sıcak bunalttı. İstanbullular ne yapacağını şaşırdı. İstanbul'da yaşıyoruz, çok sıcak. Suyu bulduğumuz zaman atlıyoruz. İstanbul'da son 48 yılın en sıcak Haziran'ını geride bıraktık ama Temmuz'da bir o kadar kavurucu tabii. İstanbullular da ne yapacağını şaşırdı. Tatile gidemeyenler sahillere akın etti. Serinlemenin en kolay ve en bedava yolu da tabii ki sahillerden denize atlamak. Deniz kenarları tatil beldelerini aratmadı. Bebek, Arnavutköy, İstinye kıyı hattında yer bulabilmek neredeyse imkansızdı. Çok sıcak gerçekten. Nefes alıyoruz burada bugün. Gölgeler tutulmuş. Oralar kapılıyor canım. Rezervasyon.
Gölgelik alanlar bakın çoktan tutuldu. Gölgeye bir oturan bir daha kalkmıyor çünkü çok sıcak. Gölge bulamayanlar da kendi tedbirlerini alıyor. Herkes sahilde. Esen, serin yerlerin peşine düştü. Kimileri çareyi çadır kurmakta buldu. Sıcaktan bunalanlar işin içine bir miktarda tatil ambiyansı eklemek isteyince ortaya işte böyle manzaralar çıkıyor. Burası Emirgan sahil. İki kişi buraya çadır kurdu. Kimi serinliği buz gibi suda, kimi çayda aradı. Bu sıcakta çay iyi geliyor mu? İyi geliyor, hararetimizi alıyor. Kimileri buz gibi su içerek serinliyor. Alıyor mu harareti bu? Kesinlikle alıyor. Fakat çok sıcak hava. Ancak böyle hararetimizi gidermeye çalışıyoruz. İşte burası da Kireçburnu sahil. Tabii sahil hattı boyunca karşılaştığımız birçok manzara burada da var. İnsanlar, kadın erkek, çoluk çocuk kendini plajlara, sahillere atmış durumda. Hava sıcak, deniz de çok güzel. Sıcak havadan bunalan sadece insanlar değil, tabii hayvanlar da bunaldı. Onlar da kendilerini boğazın serin sularına bırakıyorlar ve sahipleriyle beraber serinliyorlar. Bunaltıcı sıcaklar İstanbul'da birkaç gün daha etkili olacak. Uzmanlar özellikle öğlen saatlerinde güneşe çıkılmaması konusunda uyarıyor. Siz nasıl serinliyorsunuz? Klima. Merhametin böylesi dedirtecek bir haber var sırada. Antalya'da bir adam iş yerini soyup soğana çeviren hırsızın hapisten çıkması için şikayetini geri çekti. Onu iş verip evine açtı. Evimde beraber kalıyoruz. Çamaşırları kendim yıkıyorum makinede. Kahvaltısını hazırlıyorum eline. Dükkanına giren hırsıza iş verdi. Evini açtı. Merhamette rekor olsa o kıracaktı. Neticede insandır, hata yapar. Suç da işler. Ali saçı kara, 48 yaşında. Antalya'da işlettiği kafeye 2 ay önce hırsız girdi. Rus asıllı Jan Aleksandrovich Troki kafeden 10 bin lira değerinde bilgisayar ve içecek çaldı. Evet, çok öfkeliydim gerçekten ilk zamanlar. İşletme sahibi o öfkeyle şikayetçi oldu. Hırsız yakalandı. 2 ay cezaevinde kaldı. Mahkemede gördüğümde bayağı bir rezildi. Perişan olmuş içeride. Hırsızı o halde görünce içi acıdı, şikayetini geri çekti. Rus asıllı Alman vatandaşına yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Tahliye oldu. Kaldığı oteli öğrendim ben, gittim. Orada da perişan gördüm kendisini. İş yerini soyan hırsızın haline üzüldü. Önce iş verdi. İyi bir insan aslında. Birkaç tane yabancı dili var. Karsonluk yapıyor burada. İyilikte sınır tanımadı. Evini de açtı. Ama yine de içinde ufak da olsa bir şüphe vardı. Televizyonun önüne euro bıraktım, TL bıraktım. Endişe ediyordum işin gerçeği. Yani acaba yine yapar mı diye. Yok, yapmadı. Rus asıllı Jan Aleksandrovich Troki ise patronunun iyiliklerine minnettar. Damadın babası tır şoförü olunca gelin evden almaya tırla gittiler. Yozgatlı damadın Ankara'daki gelin evine yolculuğu görenleri şaşkına çevirdi. Herkes ufak araba yapıyor, biz de biraz abartalım dedik. Hem de bayağı abarttılar. Koca tır süslendi, püslendi. Şirin bir gelin arabasına dönüşüverdi. Hiç haberim yoktu. Olasın, çok değişik ama güzel olmuş, çok şaşırdım. Celal Çetin, Yozgat'ta tır şoförü. Oğlu Kemal Can gönlünü Gizem Arslan'a kaptırdı. Ancak gelin başkentli olunca Yozgat'tan Ankara'ya yol göründü. Gelin almaya tırla geldik. Yollar ne de olsa ondan sorulurdu. Tırının dorsesini çıkardığı pembe, mor kurdaleler ve pembe beyaz güllerle süsledi. Tır gitti, ortaya güzel bir gelin arabası çıktı. Sürpriz yapmak istedik, değişiklik olsun dedik. Gelin almaya tırla gelen damat tarafını gören dünürleri çok şaşırdı. Evden çıktım bir geldim, tır gelin arabası olmuş. Düğün salonuna halaylarla uğurlandılar. O mutlu günden geriye böyle bir anıları kaldı. Bu mutlu günümüzde böyle olsun. Apartman sakinlerinin onayını almadan tadilata kalkışanlar dikkat, Yargıtay emsal bir karara imza attı. Kimseye sormadan çatıyı onarıp komşulardan para isteyen yöneticiye haksızsın dedi. Komşulara haber vermeden çatı yaptıranlar dikkat. Ortak karar almadan apartmanın çatısını onartan yöneticiye mahkemeden kötü haber geldi. Bursa'da yaşanan olayda çatı katında oturan yönetici diğer bina sakinlerine sormadan çatı katını onardı. Daha sonra onarım masrafını da bina sakinlerinden tek tek istedi. Ancak bize mi sordun diyen komşular
para vermeye yanaşmadı. Onarım için bir şirketle anlaşan yönetici çatı yapım bedelini ödemeyenler için icra takibi başlattı. Bina sakinleriyle davalık oldu. Bina sakinleri de icra kararına itiraz etti. Yönetici mahkemeye gitti ve yapılan itirazın kaldırılmasını istedi. Ancak mahkeme davayı reddetti. Bu kez yönetici Yargıtay'a gitti. Ancak sonuç yine değişmedi. Yargıtay bir önceki mahkemenin kararını onadı ve para vermeyen bina sakinlerini haklı buldu. Emsal bir karara imza atan Yargıtay, çatının yenilenmesi için bütün bina sakinlerinin onayı olması gerekiyor dedi. Kendi başına çatıyı tamir ettirip komşulardan para isteyen yöneticiyi haksız buldu. Melisa henüz 2 yaşında. Böbrek rahatsızlığı nedeniyle daha anne karnındayken doktorlar yaşamasının mucize olduğunu söyledi. Annesi ona kıyamadı, doğurdu. Böbrek yetmezliğiyle büyüdü. 2 yaşına geldiğinde ise babasından alınan böbrekle sağlığına kavuştu. Artık o da, ailesi de çok mutlu. Nakil gerçekten mucizevi bir şey. Ameliyat süreci çok kolay geçti. Böbrek yetmezliği daha anne karnındayken başladı. Yaşaması mucizeydi. Annesi onu doğuracağım dedi. Babası bir böbreğini verdi. Melisa hayata yeniden tutundu. Bu ne? Küçük kelebek, evet. Gördüğünüz gibi sapasağlam ikisi de. Asım ve Şeyma kan çifti. İlk çocuklarının dünyaya geleceğini öğrendi. Ama bebeğin böbreklerinde kist vardı. Doktorlar yaşaması mucize dedi. Doğduktan sonra yaşamayacağını söylediler. Hangi anne ona kıyabilir o anda? Annesi yavrusunun kalp atışlarını duydu, doğurmaya karar verdi. Kesinlikle doğuracağım dedim. Melisa 2 yıl önce kronik böbrek yetmezliğiyle dünyaya geldi. 20 gün yoğun bakımda kaldı. Hastalığı yüzünden böbrekleri küçüldü, gelişmesi de durdu. Yaşıtlarından geri kalıyordu. Anne baba çare aradı, sonunda nakil kararı alındı. Baba Asım kanın dokusu uyumluydu. Melisa 2 yaşına geldiğinde nakil gerçekleşti. Ben ameliyata girerken bile mutlu girdim. Melisa'ya babasının böbreği nakledildi, sağlığına kavuştu. İştahı açıldı, yemek istiyor. Böbreklerinin 3-4 katı büyüklüğünde bir böbrek naklettik Melisa'ya. Artık Melisa yaşıtları gibi gelişiyor, boyu uzuyor, etrafa gülücükler saçıyor. Kocaeli'de yaşayan bir kadın evinde 3 engelli kedi beslediği için komşuları tarafından şikayet edildi. Konu yargıya taşınınca bakın nasıl bir karar çıktı. Tamam, gel. Alt komşuyla bir takım sorunlar oldu. Kedileri bahane ederek mahkemeye verdi. Kedileri evden atmazsan burada yaşayamazsın dediler, dava açtılar. Hayvan beslenmez kuralına uymayan kiracı evinden oldu. Kedi sorun olur mu diye sorduğumuz vakit, yok kedi niye sorun olsun ki demişti kendisi. Bize bu daha önce söylenmemişti. Jale Kızılsencer 6 yıl önce Kocaeli Kartepe ilçesinde bir eve taşındı. Komşuları evde beslediği 3 engelli kediden rahatsız oldu ve hayvansever kadına dava açtı. Benim evim yok, ben bunlarla yaşamak zorundayım. Hakikaten yardıma muhtaçlar. 66 yaşındaki kadın site yönetiminin aldığı hayvan beslenmez kuralına uymadığı gerekçesiyle kedileriyle birlikte evinden tahliye edildi. Kedileri alacağız dediler. Ve ben içeriye almadım zaten kendilerini. Talihsiz kadın hayvan sevgisi yüzünden evinden oldu. Şimdi kedileriyle birlikte kızının yanında yaşıyor. Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı. O plaj kirli dedi. Yetmedi. İlçe Sağlık Müdürlüğü plajın her yanına pankart asıp buradan denize girmeyin uyarısı yaptı. Ama hiçbiri işe yaramadı. İstanbul Menekşe plajı bugün tıklım tıklımdı. Kirlilik oranı yüksek olduğu için bu plajda yüzülmemesi konusunda uyarıda bulunulmuş. Kirli zaten görüyoruz. Kirliden bir şey olmaz. Mecbur giriyoruz. Çok da kirlilik yanı yok yani, su sadece var. Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin plajlarını denetledi. Toplanan numunelerle denizi mükemmel, iyi ve kötü olan plajlar belirlendi. Sağlık Bakanlığı tıpkı bu plajda olduğu gibi Türkiye'nin 81 ilindeki plajlardan mikrobiyolojik numuneler topladı. Sudaki yüzülebilirlik derecelendirildi. Mükemmel, iyi ve kötü olarak Menekşe plajı o değerlendirmede kötü çıkan plajlardan bir tanesi.
göründüğü gibi temiz su. Çocuklar yüzüyorlar gayet güzel. Ne şimdi çocuklar hasta olursa? Yani yapacak bir şey yok. Kirliydi biraz ama yine de idare eder, soğuktu. Kirliyse nasıl yüzünüz? Açıldık yani, yapacak bir şey yok. Leş gibi su. Bakın burada da İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından asılmış olan pankartı görüyorsunuz. Bu pankartın üzerinde de analiz sonuçlarına göre Menekşe Plaj Sahil Park önü yüzme alanı kirlilik oranı yüksek olduğundan geçici olarak kapatılmıştır yazıyor. Ancak bu pankarta rağmen Menekşe Plajı'nda birçok kişi yüzmeye devam ediyor. Bakın hemen şurada bir pankart yazıyor. Onu okudunuz mu? Yok maalesef. Ya bir kereden bir şey olmaz. Bir daha gelmeyiz. Ki sağlığınızdan olursanız. Ya bir sorun olmadı. Geliyoruz da sürekli. Sağlık açısından bu kadar tehlikeliyse buraya girişleri yasaklayacaklar. Ama pankart asmışlar birkaç noktaya. Orada polis var, engelleyebilir. Onca uyarıya ve girişte asılı olan o pankartta kirlilik oranı yüksek olduğu için kapatılmıştır ibaresine rağmen kimse aldırış etmedi. Hafta sonu oluşu ve sıcaklıkların yüksek olmasından dolayı herkes denize girmeye devam etti. Vallahi başka seçeneğimiz yok ki İstanbul'da. Artık onların da bir günü var. Onlar kim derseniz romantiklerden bahsediyoruz efendim. 7 Temmuz sosyal medyada romantikler günü ilan edilince parklarda, kafelerde adeta romantizm rüzgarları esti. Nedir bugün biliyor musunuz? Bilmiyorum. Yok hatırlayamadım şu an. Olsun. Ay teşekkür ederim. Kimsenin haberi yok, hatta romantik olduğunu iddia edenlerin bile. Ama bugün onların, romantiklerin günüydü. Romantik misiniz peki ilişkinizde? Eskiden öyleydim ama artık. Sonradan? Kalmadı. Siz romantik misiniz? Her zaman. Değil. Değil mi? Ama romantiyim diyor. Hiç olmadı. Herkesin beklentisi elbette ki farklıydı. Ama bugüne kadar romantizmin yanından geçmemiş olanlar bile sosyal medyanın etkisiyle günü romantik yaşadı. Sosyal medya artık hayatımızın tam da orta yerine geldi, yerleşti. Öyle ki artık gündem bile belirliyor. Bugün sosyal medyada dünya romantikler günü olarak kutlanıyor. Bu konuda çok sayıda ileti paylaşıldı. Biz olmasak kutlar mıydı? Hayır. Show mu oldu biraz? Yani biraz öyle oldu gibi. Evlendiğimiz zaman falan bayağı romantiksin diyordu. Öyle miydi? Evet. Şimdi? Kısmen. Erkekler ne söyler, kadınlar ne anlar? Günümüz ilişkilerinin en büyük problemi aslında bu. Bir erkek romantik olmak için size ne yapmalı? Sahiplenmeli. En son sizin için ne yaptı hatırlıyor musunuz? Vallahi hatırlamıyorum ben. Peki romantizm ne demek? Erkekler için ne ifade ediyor? Kadınlar romantizm olarak erkeklerden ne bekliyor? Beni düşünmesi, bana gerçekten saygı ve değer vermesi. En son ne yaptınız romantizm adına? Pasta almıştı. Sizin doğru için romantizm dedi. Bu mudur? Yani benim için çok anlamlıydı, güzeldi. Anzer Yaylası'nın her derde deva balığını sevenleri bir iyi bir de kötü haber var. Mucize ballar yakında satışa çıkacak ama fiyatı dudak uçuklatıyor. Rengi altın sarısı, fiyatı da altından farksız. Anzer balının bu yılki fiyatı açıklandı. Kilosu 1000 liradan satılacak. Anzer balı dünyaca ünlü. Rize'nin Anzer Yaylası'nda Ballıköy'de binlerce çeçeşit çiçeğin olduğu 2300-3000 rakımda üretiliyor. Birçok hastalığa iyi geliyor, haliyle çok değerli. Bu yıl hedef 2500 kovandan 2-2,5 ton ürün alabilmek. Cüzi bir artışla 1 kilogram bal fiyatını düz olarak 1000 TL yaptık. Yüksek fiyatına rağmen dünyanın dört bir yanından 1500 aşkın kişi şimdiden 2 ton civarında sipariş verdi. Anzer ballarının Ağustos ayının sonunda sağımı yapılacak. Tahlil içinde Hacettepe Üniversitesi'ne gönderilecek, sonra da satılacak. Ve son bir not, üzerinde Anzer yazan her bal Anzer balı değil. Tahlilli ve mühürlü olduğunu belirten bir balımız elimizde mevcut. Kapağında güvenlik bandı var. Herkesin gözü kulağı dünyanın en zengin adamının boşanma davasındaydı. Karısı öyle bir tazminat aldı ki boşanır boşanmaz dünyanın en zengin üçüncü kadını oldu.
Time will tell. Dünyanın en pahalı boşanma sözleşmesine imza attı. Ünlü iş adamı Jeff Bezos'tan ayrılan Mackenzie Bezos 215 milyar lira aldı. Dünyanın en zengin 3. kadını oldu. E-ticaret devi Jeff Bezos'la eşi yazar Mackenzie Bezos 25 yıllık evliydi. Boşanmaya karar verdiler. Herkes servetin nasıl paylaşılacağını merak ediyordu. Dün resmen boşandılar. Mal paylaşımı da netleşti. Mackenzie Bezos ünlü e-ticaret sitesinin %4'lük hissesini alıp rekor bir boşanma tazminatının sahibi oldu. O artık 38 milyar dolar yani 215 milyar liralık servetiyle dünyanın en zengin 3. kadını. Jeff Bezos ise 115 milyar dolarlık servetiyle halen dünyanın en zengini. İspanya'daki festival çılgınlığı başladı. Öfkeli boğalar sokağa salındı. Binlerce kişi sırf heyecan olsun diye onlardan kaçmaya çalıştı. Festivalin ilk gününde hastaneler yine doldu taştı. Onlar kaçtı, boğalar kovaladı. İspanya'nın Ramplona kentinde her yıl düzenlenen Boğa Festivali başladı. Beyaz kıyafetler giyip kırmızı fular takanlar sokaklarda salınan boğaların önünde böyle koştu. Kimi boğaların darbesiyle, kimi izdihamda ezilerek yaralandı, 53 kişi hastanelik oldu. Kafa travması geçiren iki yaralının durumu ciddi. Festival bir hafta daha sürecek. Yürek ısıtan bir haber var sırada. Yavru leylek cami kubbesindeki yuvadan düştü. Leyleğe sahip çıkan kızıl ağaçlılar ona bebek gibi baktı. İtfaiye de yeniden yuvasına çıkardı. Yuvasından çıktı. Caminin kubbesinden böyle düştü. Yavru leyleğin imdadına belde sakinleri koştu. Burası Muş, Kızılağaç beldesindeki bir caminin kubbesi yavru leyleklere yuva oldu. Bu yavru leylek çatıdan düştü. İki gün boyunca yemeğini verdiler, suyunu içirdiler. İtfaiyemizi aradık, sağ olsun onlar da geldiler. Üçüncü gün yavru leyleği vinç yardımıyla yuvasına bıraktılar. Leylek sağ salim yuvasına kavuştu. Duyarlı kızılağaçlıların hayvanlara şefkati de takdir kazandı. Tek hayali beyaz gelinlik giyebilmekti. Düğünde damat yoktu ama Down sendromlu Seher'in ailesi ve sevenleri vardı. Evet abisi adamı ne dedikler? Kınası yakıldı, gelinliğini, bindallısını giydi, doyasıya oynadı. Görüntü Show Over WhatsApp ihbar hattına Muğla'dan gönderildi. Ailesi Down sendromlu 23 yaşındaki Seher Güçlü'nün en büyük hayalini gerçekleştirdi. Evet alkışladım hep birlikte. Damatsız düğünde koluna babası girdi, ilk dansını da onunla yaptı. Pastasını kesti, Down sendromlu Seher'in mutluluğuna diyecek yoktu. Shakira, Beyoncé, Nicki Minaj gibi dünya starlarında görmeye alışmıştık bu saç modelini. Türkiye'deki öncülüğünü de İrem Derici, Serenay Sarıkaya ve Bergüzar Korel yaptı. Şimdilerde Afrika örgüsü revaçta efendim. Bakın bu örgü nasıl yapılıyor ve sahiden o kadar kullanışlı mı? İşte cevap. Daha belirgin, göz alıcı. Sürekli saçlarımın hazır olması tabii ki işime geliyor. Artık haberleri böyle sunmaya karar verdim. Bilmem beğendiniz mi ama modanın hızına yetişilmiyor efendim. Son zamanlarda evet talep çok. Yeni bir akım başladı işte. Bende de gördüğünüz gibi Afrika saç örgüsü modeli. Çok doğal duruyor. Serenay Sarıkaya, Deniz Çakır, son zamanlarda Bergüzel Korel, İrem Derici de gördük bu saç modasını. Ama tabii dünyaca ünlü isimler de bu saç modasını çok kullanıyor.
Peki nedir bu Afrika saç örgüsü? Fiyatı ne? Nereden geldi bu moda? İşte hepsinin cevabı. Ek saçlarla yapılan bir uygulama. Afrika geleneğinde ilk başlamış bir uygulama. 3 ay kullanılıyor. Ben yüzücüyüm. Yüzmede rahat olacağı için bu saçı seçtim. Anne, anneanne saç örgüsünden farkı ne? Aslında birazcık daha ileri seviyesi diyebiliriz. Buradaki tek fark, biz ek saç ekliyoruz. Böyle ince ince ayırıyoruz. Renkler falan atıyoruz araya. Biri pembe, biri mor. Sadece bununla sınırlı değil. Burada görmüş olduğunuz birçok rengi, bu yaz cıvıl cıvıl gözükmek isteyen, plajlarda renkli renkli salınmak isteyen hanımlar Afrika saç örgüsünde kullanabiliyorlar. Yaz için uygun olduğunu düşünüyorum. Toplaması da çok rahat. Ve her an saçınız hazır. Çok çılgın değilimdir aslında ama tabii bir uçukluk var. İki kulak yapıyorlar, at kuyruğu yapıyorlar, tepede yuvarlak yapıyorlar. Afrika örgüsünü de haliyle Afrikalı kadın kuaförler yapıyor. Oldukça da bu işte hızlılar. Ben çok makina. Bakalım kaç saniyede sadece bir saç telini örebilecekler. Yes, finish. Hemen durduralım. Yaklaşık 70 santim uzunluğundaki bir saçı 1 dakika 28 saniyede bitirmiş oldu Afrikalı kadın kuaför. Ortalama işte 200-300'lerden başlayıp 800-900'e kadar çıkabiliyor. 1500 yıllık sütunu çay sehpası yaptılar. Üzerine beton döktüler. Yıllar önce evlerine yaptıkları kazı sırasında tarihi eserler bulan aile ne yazık ki o eserleri böyle değerlendirdi. 1500 yıllık sütünü sehpa yaptılar. Üstüne çay koyup afiyetle içtiler. Hanım da dedi ki üstüne bir beton döktü. Otur, çay içelim. 74 yaşındaki Mehmet Boz Kahramanmaraş'ta yaşıyor. Bundan 42 yıl önce oturduğu eve su kanalı açtırdı. Bu taş oradan çıktı. Bizim için bir değeri yoktu. Değersiz buldukları taş tam 1500 yıllık bir tarihi eserdi. Düzde aldı, etrafı da kırıktı. Ben dedim abi dedim şunun üstüne biraz beton döker misin dedim. Çay masası yapardık dedim. Olur yavrum dedi. Öyle de yaptılar. Çay bardakları sallanmasın diye sütunun üstüne beton harcı döktüler. Üstünü düzlediler. Çay sehpası olarak kullanıp tarihi esere yazık ettiler. Ta ki bir yetkili çıkıp da taşın değerini anlatana kadar. Sen tarihin üstünde oturuyorsun ha dedi bana. Öylece bunun değerini öğrenmiş olduk. Değerini öğrendiler ama yine de çayı o sütunda içmeye devam ettiler. Üstelik bir tane de değil. Bunun altında 3 tane daha çıktı. Aynı o sütunda. Bunlar da toprağın altında duruyor tabii. Boz ailesinin çay keyfi bu sütunda süreceğe benziyor. Yolların yorgunu Ali Çavuş ve yol arkadaşı Gülperi birbirlerine öylesine aşıklardı ki biri ölünce diğeri de dayanamadı. Mezarı başında can verdi. Çocukları hatıralarını yaşatmak için bakın ne yaptı. Çok duygulanıyorum. Aynı zamanda çok mutlu oluyorum. Çünkü onlar artık bu sanat eseriyle birlikte ölümsüz oldular. Babası hastaydı. O ölünce annesi de dayanamadı. Annem sapasağlandı ama o acıya annem dayanamadı. Cenazesinin başında annem falan açtı ve orada kaybettik. Anne babasını peş peşe kaybeden Hüseyin Ülger onların hem aşklarını hem de hatıralarını ölümsüzleştirmek istedi. Mutlaka farklı bir şey yaptırırım diye düşünmüştüm. Anne ve babasının heykellerini yaptırdı. Mezar taşını en romantiğinden seçti. Mezara yolların yorgunu Ali Çavuş ve yol arkadaşı Gülperi yazdırdı. Anne babasının onlara öğüdü olan biz sevgiyi ektik, siz barışı yaşatın sözünü de unutmadı. Her geldiğimde o kalplerinden öpüyorum onları. Malatya'da şimdi herkes bu mezarı konuşuyor. Ara veriyoruz şimdi. Show Ana Haber'in sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.